Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 54.800 nena, 54.8.500 olmamız lazım. Ben milyar milyon, ben karıştırıyorum milyar kere milyon, milyar milyon. Şimdi maç sonrasında futbolcularımızdan galibiyet açıklamaları var. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'dan açıklamalar var. Ben hepsini bir araya derleyip konuşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle futbolcularımız Şimdi Fenerbahçe'miz Trendyol Süper Lig'de 9. haftada 9'da 9 yapıp Atay Spor'u 4-2 mağlup etti Atakaş Atay Spor'u. Ve maça damga vuran isimler oldu. Yayıncı kuruluşta karşılaşmayı Fred, Osay Samuel ve Alexander Ciko değerlendirmiş. Şimdi e, aslında en bomba açıklama Osay'ın ki bence. Orayı özellikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Fred diyor ki Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. İyi bir maç çıkarttık. İlk yarıda 3-0 gibi net bir skor almıştık zaten. İstediğimiz 3 puan aldık. Maalesef 2 gol yedik. Şimdi İsmail Kartal'ın açıklamalarında da bu ikinci e, yarı var. Gol yemeden maçı tamamlamak isterdik ama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hala önümüzde uzun bir yol var. Bugün bir adım daha attık. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Osa'nın performansı iyi bir maç çıkardı. Aynı zamanda da bir de gol attı. Takıma yapmış olduğu katkı önemliydi. Defansif anlamda da çok iyiydi. Kendisini tebrik ediyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Aldığımız galibiyetler ötürü çok mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Yakalanan galibiyet serisine göre bunlar sayı. Biz sayılara takılmıyoruz. Her zaman maç maç bakıyoruz. Bir sonraki maça odaklanıyoruz. Şimdi önümüzde konferans liginde oynayacağımız bir maç var. O maçtan da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Dinlenip çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor. O sayı Samuel kazanabilmemiz için herkesin %100'ünden fazlasını vermesi gerekiyor. Şimdi bu biraz e, garip geldi bu açıklama bana. Niye derseniz şimdi dinleyin beni. Fred'in performansına ilgili kendisi çok tecrübeli oyuncu. Dünyanın en büyük takımlarında oynadığı bu tecrübesini de sahaya yansıtıyor. Sahada bir takım arkadaşı hatta yaptığı zaman onu yukarı çekiyor. Saha içerisinde çok iyi bir lider ve her maçta %100'ünden fazlasını veriyor. Kazanabilmemiz için de herkesin bunu yapması gerekiyor dedi. Osterwold ile birlikte zaman zaman online oyun oynadığı hatırlatılıyor. Fred bizden çok daha iyi diyor. Bak 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 nasıl ispitçiye bak hele. Seviye olarak bizden daha yukarıda hocamız da bizlerin oyun oynamasını Oynamayı sevdiğini biliyor. Biraz daha oynamam gerektiğini söyledi. Biraz daha az oynamam gerektiğini söyledi. Ben de daha az oynamaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta patron hocamız ne derse onu yapmak durumundayız diyor. Ciku maça çok iyi başladık. Rakibe zor zamanlar yaşattık diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ciku'yu en az beğendiğim maçtı biliyor musunuz? Bir çoğunuza komik gelecek. Mustafa Hoca sen genelde hani polyanlacılık yapardın diyeceksiniz. Benim Ciku'yu en az beğendiğim maçtı. Harbi harbi söylüyorum bak en az beğendiğim maçtı. Gerçekten bak. Şimdi diyor ki maça çok iyi başladık. Rakibe zor zamanlar yaşadık. Tabii ki istediğimiz arzu arzumuz sahadan galibiyet ayırmak. Dolayısıyla mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda maalesef kalemizde gol gördük. Her ne kadar gol yesek de rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Maçın genel itibariyle pozitif bir sonuç elde ettik. Galibiyetten dolayı mutluyuz diyor. Perşembe günü Ludogorets ile oynayacağımız UEFA Avrupa Konferans Ligi e grubu 3. hafta maçında ilgili de biz kaliteli bir takımız. Çok fazla kaliteli oyuncu mevcut. Kim oynarsa oynasın en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla seriyi uzatabildiğimiz kadar uzun bir noktaya çekmek istiyoruz. Bu şekilde ilerlemek istiyoruz demiş. Alexander Ciku Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu. Ben şeyi merak ettim. Hani Serdar Aziz yok ya. Onun yerine kim var diye merak ettim. Yani ben Altay Bayındır, Maltay Bayındır. Geç. Livakovic, Serdar Aziz, Bekao Ciku. Yani Samet Akaydın yok o listede. Yani keşke Samet yerine Serdar yerine Samet yazdı saymıştık da oyna saymış diyorum. Ferdi Osayi, Osterbol'de muhtemelen Osterbol'de o gün oynar. Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Zaits, Mert Hakan, Şimanski, İrfancan mesela Kent bir kanatta oynayabilir ya King'in sakatlığı var. Cengiz de diğer kanatta oynar. Tadic, ee, Ceko yedek olur. Bence Batshuayi de oynar. Yani Kent, Cengiz, Batshuayi'nin maçı bence. Yine Bekao, Ciku mecbur oynayacak. Savunmalı. İrfan Can Eğribayat bence kaleci oynar. Sağ bekte bence o maçta Ferdi oynar. Sol bekte Osterwold oynar diye düşünüyorum. Bakalım daha maça çok var. Onu o zaman konuşuruz. Şimdi İsmail Kartal'ın açıklamalarına geçelim. Çünkü İsmail Kartal Hatayspor Spor galibiyetini değerlendirdi. Enteresan yerlere parmak bastı. Şimdi arkadaşlar öncelikle İsmail Kartal'ı bir kez daha buradan tebrik ediyorum. Sebebi de şu. Ya Fenerbahçe için aslına bakarsanız Fenerbahçe ateşten bir gömlek. Kimsenin giymek istemeyeceği bir gömlek. Ben olsam açıkçası hani ben olsam kolay kolay kabul etmezdim anlatabiliyor muyum kolay kolay kabul etmezdim bu teklifi Çünkü ya bakıyorsun ya Fenerbahçe e, şeyler yapıyor bir şeyler ediyor ama karşısında bir duvar var İyi futbolcu da getirse duvar var ya Fenerbahçe futbolcusuna kart gösterirken sarı kart gösterirken hani cehennem zebanisi gibi duruyor diyor Nurettin Kuruca bak Rakip futbolcuya kart gösterirken iyilik meleği gibi kart gösteriyor. Hani kusura bakma sana da kart gösteriyorum diye. Bu bile yeter. Bak ateşten bir gömlek Fenerbahçe teknik direktörü. Ve İsmail Katal bu görevi hacdayken kabul etti ya. İnanın hacdayken kabul etti. Allah kabul etsin. Bu arada edinecek onun penaltı pozisyonuna. Deniz Ateş Bitnel'de penaltı diyor. Ee, Fırat Aydın Usta penaltı diyor. Diğer eski hakemlerin yorumlarında siz yazın arkadaşlar. Ben söylüyorum size daha oluşum gerçekleşmedi. Futbolcunun bak Ceko'nun amacı toplu oynamak. Rakibin amacı Ceko ile oynamak. O yüzden penaltı diyorum. Ama bakın bu kural bizim aleyhimiz olduğuna nasıl işleyecek? Görün bakın. İsmail Kartal. İlk devre her şeyi planladığımız gibi başladı. Rakip 5-3-2 gibi maça başladı. Biz de farklı bir başlangıç yaptık. Aslında ben rakip 5-3-2 diyemem. Rakip bence 5 eee 5 2 3'e daha yakın gibiydi. Hani hatta 5 4 1 desem daha doğru olur. Topu kapıp bak Volkan Demirel'in taktiği şuydu. Birçok kişiye göre Volkan yattı. Birçok kişiye göre Volkan Demirel maçı sattı. Ama Volkan'ın taktiği şuydu. Dedi ki ulan ben Fenerbahçe'yi ortada hapsedeyim. Kanat oyuncularım hızlı. Tadiç yaşlı bir. İrfan Can geriye adam kovalamayı çok seven bir futbolcu değil. 2. Ferdi zaten ofansif bek olduğu için sürekli önde muhtemelen arkada boşluklar verecek. Bir o sayı hızlı işlerinde. O sayıyı de hani teknikle mağlup ederim diye düşündü. Maçın da başlangıcında böyleydi. Hani Atay Spor maça çok da kötü başlamadı yani. Gel bizi yen diye başlamadı. Ama bence bu şekildeydi. Diyor ki o başlangıç sonucu 2-0 öne geçtik. 5-3-2'den sonra. Sonrasında rakip dörtlüye döndü. Bak İsmail Kartal mesela bunu keşfetmiş. Ben keşfedemedim açıkçası. 2-0'dan sonra rakibin 4 diye döndüğünü ben göremedim ama tabii sahanın içinde olması ayrı bir şey. Biz hani yayıncı kuruluş ekrana ne kadar görüntü verirse biz orayı görebiliyoruz. Ama İsmail Kartal sahanın içinde. Ve şimdi e, ilk devre 3-0 güzel geçtim. Devre arasında aynı ciddiyetle işimizi yapmamız gerektiğini konuştuk. Şimdi 3-0'a geldi Fenerbahçe. Aslında rakip savunmadayken daha çok pas opsiyonu vardı. Dörtlüye dönünce demek ki pas opsiyonu düştü ki bu hatayı yaptı. Ve şunu da söyleyeyim. Ee, hani 3-0 maç bitti. Bak. Ya da neyse az sonra söyleyeyim onu ya dur. Devre arasında ciddiyetle yapmamız gerektiğini konuştuk. Atabiliyorsak 4-5-6. gol atmamız gerektiğini ifade ettik. Hiçbir zaman rehavete kapılmamamız gerektiğini, kendi futbolumuzu oynamaya devam etmemiz gerektiğini söyledik. Herhalde biraz skorun vermiş olduğu rahatlıkla. ikinci yarı Bireysel hatalarımızdan yediğimiz gollerle 4-2 maçı kazandık. Kendi kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatay Spor'a ve Volkan kardeşime başarılar diliyorum. Daha önce de söylediğim gibi Ekim'le beraber maç maç düşünüyoruz. Bu maç da bitti. İkinci yarı hiç istemediğim bir oyun ortaya çıktı. Bundan ders çıkaracağız. Oyuncularımla beraber burada çalışacağız. Perşembe günü ile oynayacağımız maça yoğunluğumuzu arttırarak çalışacağız. Sonrasında Pendik maçı var. Bu iki maça odaklıyız diyor. Rivakovic'in sağlık durumuyla ilgili de Perşembe günü oynayacağımız maç var biliyorsunuz. Ee, ve bu maça ilişkin diyor ki doktorla henüz konuşmadım Rivakovic için. Çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Ufak tefek ezilmeler, darbe olabilir. Sağlık ekibimizin en kısa zamanda giderebileceğini düşünüyorum. Rudogoresk Bulgaristan Ligi'nde son 12 yılın 10-12 yılda şampiyon olan takım. Bu sezona biraz kötü başladılar. Maç eksiği ve 3. sıradalar. O maçta kazandıklarını varsayarsak yine lider durumdalar. Lant'tan 7 gol yediler. O maçı izledik. Karşılığı o değil o maçın. Hiç kimse Ludogorets takımını kötü ve zayıf ekip diye algılamasın. Perşembe günü çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Taraftar avantajını da kullanarak 3 puanla o maçtan ayrılmak istiyoruz diyor. Şimdi bu maç üzerinde ben bir şey söyleyeyim. Sevgili Yaren Çakar ve bizim Temlax buradan selamlar olsun ikisine eğer izliyorlarsa selamlar olsun. Diyor ki İrfan Can'ın diyor yani bu pozitife gitmesini sağlayan şeyin e, hani buna kim büyümü mü yaptı, muska mı yaptı, ne yaptıysa diyor. Numarasını acil seri bir şekilde bana iletin diyor. Çünkü İrfancan Kahveci bir yeniden doğuş hikayesi ya. Yani en golcü sezonuna ulaştığı İrfancan Kahveci gerçekten bak üstüne çok durulması gereken bir konu. Birçoğunuz mesela önemsemiyorsunuz kabul ediyorum. Haklısınız. Hocam oynasın diye aldık zaten diyorsunuz ama iş öyle değil. Bunlar da insan. Bakın kariyer rekoru kırdı. 8 gol 5 asist tüm kulvarlarda. Daha önce bir kez yaşadığı 7 gollü sezonu geride bıraktı. Kariyer rekoru 2022-23 sezonunda 7 gol 4 asiste tamamlamış. Ama daha Ekim ayında bu şeyi geçti ya. Daha biz Ekim ayındayız arkadaşlar. Bakın biz Ekim ayındayız. Yani biz Ekim ayındayız. Ben sadece bu kadar söyleyeyim. Biz Ekim ayındayız. Bilmiyorum farkında mısınız? Hocam Ekim ayında olduğunuzun farkındayız ya. Bu kadar üstüne basacak ne şey var? Ulan Ekim ayındayız. 17 resmi maça çıktık. En golcü sezonu diyoruz herifin. Ekim ayındayız. Şimanski'ye skorer değil diyen adama her hafta Galatasaray'da bir arkadaş diyor ki lan dakika 10 oluyor bakıyorum diyor. Köşede yazıyor diyor. Şimanski gol attı diyor. Lan oğlum bu ilk 10 dakika içinde bunun gol atması için diyor. Bir sözleşme mi yaptınız diyor. Diyor onu siz elinizden kaçılınca biz onu mecburen aldık yani. Siz yıllık ücretten anlaşamamışsınız. Şimdi bakın Volkan Demirel'e bir soru geldi maçtan sonra. Aslında çok hoş bir soru ama Fenerbahçe taraftarı anlamadı o soruyu. Diyor ki ikinci yarıyı baz alırsak diyor Volkan Demirel'e aslında ikinci yarı galiptiniz diyor. Çünkü Fenerbahçe hiçbir devrede bu sezon hiçbir devrede yenik duruma düşmedi. Ama bu, se bu maçta düştü diyor. Arkadaşlar ilk yarı 3-0 ikinci yarı Fenerbahçe 1-2 kaybetmiş durumda. 45 dakikayı baz alırsak. Doğru. Ama mantıklı bir soru bence. Fenerbahçe ilk defa bir devrede yenik durumda. Ancak ilk kere 3-0 öndesin. Perşembe maçın var. Milli maç arasın. Herkes dinlenir. Sen 13 futbolcunu milli takıma gönderdin. 13. Atile Kolay. 13 futbolcu. Aktif dinlenme yapmak zorundasın. 3-0'dan sonra. Bana kimse 6-0-7-0'ı zorlasaydık demesin. 6-0 yendin ne değişecekti? Evet. ben şunu söyleyeyim. 58.700 olurdu. Kesinlikle 58.700 olurdu. 6-0 bitse 58.700 olurdu. Ben şunu söyleyeyim. Maç sonu canlı yayınında 50 kişiye üyelik verecektim. Birçok kişi de gaza gelirdi. 15 bir e atardı. 11 e atardı. 21 e atardı. Oo, çok güzel. Birçok kişi de üyelik alırdı. Sonuç depremzede takıma altı attılar. Algısını çıkardılar. Ben şunu söyleyeyim. Bak skor bir sıfır falan olsaydı ilk yarıdakine benzer bir şey olurdu. Edin Dzeko, İrfan Can, Osayi, Şimanskin. şeyler var. Orada İsmail Kartal diyor ki o sahaya gece yaralarına kadar uykusuz kalıp PlayStation oynamasını yasakladım. Dün akşam uzun bir toplantı yaptı kendisi bana söz verdi oynamayacağım hocam dedi diyor. Ya maç maç düşünmesi iyi. Gerçekten bak ikinci yarıdaki görüntüden ders çıkaracağız. Bu istemediğimiz bir görüntü diyor. Hatırlayın Gaziantep maçı. Gaziantep maçında Fenerbahçe önde. Rakip 10 kişi kalmış. Ukala ukala hareketler. Hatırlayın arkadaşlar. Bu maç 2-1 bitti. Şey, 2-1 mi bitti? 2-1 bitti. 2-1 bitti değil mi? Yani Fenerbahçe Gaziantep maçı. Arkadaşlar bakın, biz buradan ders alacağız dedi. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı, bir de hiç affetmedi. E, 23'te Maxim kırmızı yedi. 2-0 öndesin. 3-18'de Ceko atmış. 23'te rakip 10 kişi kalmış. E, Galatasaray Beşiktaş maçını izlediniz. Fark atması gereken maç. Ve istatistiklerde tamam Fenerbahçe dövmüş 20'de 5 isabetli şut. Rakip dörtte bir isabet uçurdu falan. Ben bunların hepsini geçtim. Oradan ders alacağız dedi. Aldı. Buradan da alması gerekiyordu. Ben İsmail Kartal'ı ne diye eleştirdim? En çok ne diye eleştirdim kardeşim? En çok iki şeyden eleştirdim. Bir, dedim ki futbolcular duran top konusunda sıkıntı. Duran topa bir kişiyi belirleyelim o kullansın. İkinci kişi değil. Korneri Şimanski olan Hepsi tehlikeliydi. Bitti. Çözüldü. İkincisini de hatırlayın. Onu çok dile getirmeyin. Yarın yani bugün akşam Karagümrük Adana Demirspor maçı var. Trabzonspor Alanya maçı var. Bol gollü iki maç. İki maçta 3.5 artı 3.5 artı. Ben Trabzon Alanya maçında Alanya'nın sürpriz yapabileceği görüşündeyim. Ama Trabzon kapalı oynayacaktır muhtemelen. Karagümrük Adana Demir maçında da herkes Adana Demir'i favori görüyor. Ben de Karagümrük'ü favori görüyorum. Odri Meydan. Ve 9. hafta maçları böyle. Şimdi İsmail Kartal'ın Livakovic olayını konuşup Şimdi Livakovic niye önemli? Ya Sabuncu oldu ki Livakovic niye önemli? 51 dakika kalesine şut gelmedi. Soğuk kaldı. Dadaşov'un şutunu çıkardı. 90 dakikada 1-2 top gelir onu çıkarır. Büyük takım kalecisi bu. 2 hani gol yemiş olabilir ama dilerim sakatlık haberi vermeyiz diyoruz. İnşallah verilmez. Şimdi Şimanski ilgili de şöyle bir şey var. Arkadaşlar Sebastian Şimanski parantez açmak zorundayım. Mecburen açmak zorundayım. Şimdi Şimanski'yi sadece golcü görüyorsunuz. Sadece golcü değil Şimanski. Şimdi anlatacağım şeye şok olacaksınız. Bakın arkadaşlar. Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazandığı maçı Hatay Spor karşısında oynadı. Bir gol. 43 kez topla buluşma. 4'te 1 şut isabeti. O da gol zaten. Şut pası 3. ikili mücadele 11'de 9. Top kapma 3. Rakip ceza sahasında 5 kez topla buluşma. Sahipsiz top kazanma 7. İnanılmaz bir istatistik. Yani bakın. Şimanski oyundan çıktıktan sonra dikkat edin Fenerbahçe'ye. Bak ben size tüyolarını veriyorum. Benim tüyolarım öyle basit. Tüyolar değil. Gece ben beleş veriyorum ama önemli tüyolar. Şimanski çıktıktan sonra dikkat edin. Rakipler içi daha çabuk kullanıyor. Daha çok kullanıyor. Driplikleri merkezden atıyorlar. Dikkat edin. Yani e, Fenerbahçe Şimanski oyundayken merkezde çok ciddi bir baskı yapıyor. Ve rakip merkezden gelemiyor. Mecbur kanatlarına iniyor. Bir tarafta o Osai, bir tarafta Ferdi. Adam yiyen iki futbolcu. Gidemiyorlar. Şimanski çıktığında dikkat edin. Daha organize geliyorlar. Ve e, mesela Şimanski oyunu 3. bölgeye gelmeden yönlendirme yeteneğine de sahip. Ve takımın aslında en önemli bağlantı noktalarından biri. Yani Şimanski çok güzel bir bağlantı yapıyor. Adič de ona uyum sağlıyor ve çok güzel yer tutuyor. Pas kanalını, rakibin pas kanalını kapatıyor, Fenerbahçe'ye de pas kanalı açıyor. Yani hocam biz ne anlayalım? Türkçesi şu. Çok iyi pres yapıyor. Şimanski çıkınca kimse pres yapmadığı için orası düşüyor. İkincisi Fenerbahçe'ye çok iyi koridor açıyor. Yani futbolculara çok iyi pas alanları açıyor. Ve pas merkezi haline dönüştürüyor kendini. Üçüncüsü baskı. Fenerbahçe'nin önde baskısının en büyük etmenlerinden biri. Ona da sağlıyor arkadaşlar. Şimdi ee, ben şunu söyleyeyim. O sayenin istatistiklerine bakmanızı öneriyorum. Rıdvan Dilmen diyor ki Edin Ceko'yu 7 maçtır oyundan alıyorsunuz. Almayın. Morali yerinde. Umut'u kimse oynatma demiyor ama Ceko'yu 60 60'la oyundan alma diyor. Rıdvan Dilmen acaba Edin Ceko'nun kaç yaşında olduğunu biliyor mu? Ben merak ettiğimden soruyorum. Orada Şimanski ciddi bir yanık olur. Gerçekten bak Şimanski, Fred çok büyük yanık olur rakip. Harbi söylüyorum. Ve ben şunu bir kez daha belirteyim. Ben Ciku'yu bu maçta beğenmedim ama Beşiktaş'ın savunma hattını gördünüz değil mi? Erman Toroğlu. Fenerbahçe enter bir takım olmuş. Rakibini hem ileride hem geride parçalıyor. Saha dışı olayları ve hakemler devreye girmezse Fenerbahçe bu sene şampiyon olur diyor. İnanır mısın Erman Toroğlu? Aynı şeyi biz de söylüyoruz. Saha dışı ve hakemler devreye girmezse Fenerbahçe bu sene şampiyon olur. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Ve bravo İsmail Kartal diyor. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Şimdi hangisi daha çok net gol pozisyonu kaçırıyor? Sevgili Doktor Gürkan Kubilay, ilk 9 hafta itibariyle Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yani Hatay maçının ikinci yarıda kaçırdığı net pozisyonlar e, sanırım 2 tane. Hatay maçının 2 iki, ikinci yarısında 2 iki tane diye sayıyorum. İlk 9 haftada Fenerbahçe'nin kaçırdığı net gol sayısı 33. Galatasaray'ın kaçırdığı net gol sayısı 24. Hangisinin gol beklentisi daha yüksek? Hatay maçının ikinci yarısı hariç Fenerbahçe 20-99 ki bu e, 21 15 falan olması lazım Hatay maçının ikinci yarısına birlikte. Galatasaray 18-35. Ön alan baskısıyla Galatasaray 95, Fenerbahçe 93 top kazanmış. Yani iki takım da önde basan takım. Ama Galatasaray bu toplardan hiçbir gol bulamamış. bulamamış. Fenerbahçe tam 6 gol çıkartmış. Burada Güntekin Onay yayında söylemiş. Bir şarkı var ya dalga 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 diye. Fenerbahçe dalga dalga geliyor. Ben şunu hep söyledim. Sözümün arkasındayım. Öyle kıvıran dönek bir adam değilim Allah'a şükür. Sözünü yemeyen bir adamı. Yine söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe 17'de 17 yapmadı. 19'da 19 yaptı. Bunu göreceksiniz. Perşembe Rudogoreş <laughs> maçında göreceksiniz. Pazar günü Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim'de Pendik maçımız var. O maçta göreceksiniz. Ben Fenerbahçe'nin iki maçı da kazanabileceği görüşündeyim. Açık söyleyeyim. iki maçı da Fenerbahçe'nin kazanabileceği değil kazanacağı görüşündeyim. Ve şunu da söyleyeyim. Makas açıldı. Fenerbahçe Galatasaray. Beşiktaş makası çok açıldı. Adana Demir 3. üçüncü. Hani kaybetmesi halinde 17 puanda kalacak. Galatasaray'la 8 puan. Fenerbahçe'nin 10 puan fark olmuş olacak. Daha 9. haftada. E bunların bu makasları yakalaması kolay değil. E Adana Demirspor'da çok fazla Galatasaraylı oyuncu var. Yani büyük ihtimalle Adana Demir Galatasaray maçları da kazanmaya değil, kaybetmeye oynayacak. Galatasaray Galatasaraylı arkadaşlar öyle söylüyor. Yani işin sonu bu. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Her zaman da aynı şeyi söylüyorum. Perşembe günü Ludogorets maçı. 17-17 falan değil. Bu maç 19'da 19'a gider. Yani bu sonuç. Takımdan memnun musunuz? Ben memnunum. Sonuçtan memnun musunuz? Memnunum. Hatalar yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Herkes hata yapar. Her takım hata yapar. Bana hata yapmayan bir takım söyleyin. Gidelim onu tutalım. Oynadığı her maçı aralıksız kazanan bir takım söyleyin. E bu seneyi baz alırsan aralıksız kazanan Fenerbahçe. O zaman hepimiz Fenerbahçe'yi destekleyelim. Saha dışı algılarına gelmeyin. Bakın sosyal medyada hakemlere küfür etmeyin. Abet dua etmeyi tasnif etmiyorum ama hakkınız yeniliyorsa tabii ki de Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayet de var. Mazlumun vedduasından sakın diye. Yani Alma bedduayı her, her şekilde. Çünkü beddua edebilirsiniz. Bunda bir şey yok. Yasal bir süreç yok. Ama hakaret ederseniz ya da küfür ederseniz kendinizi tutamayıp yasal sorumluluğunuz var arkadaşlar. Ben bir kardeşiniz olarak sizi uyarayım. İyi ki varsınız. Hepinize destekleriniz, katkılarınız için teşekkürlerimi sunuyorum. WhatsApp'ta bizim kanalımız var. WhatsApp kanalımız. Açıklama kısmına girin videonun orada linki var. Girebilirsiniz. Eğlenceli şeyler paylaşıyorum. Bazen buradan bildirim gitmiyor. Onu paylaşıyorum arkadaşlar. Bazen de böyle oluyor. Güzel bir gün, güzel bir gece. Yani her şey çok güzel. Allah daha da güzel şeyler versin. İnşallah Fenerbahçe'mize. İzlediğiniz için teşekkürler sunuyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Görüşmek üzere.